dünyanın gündemini meşgul eden Amerika'daki olaylar ve bunların perde arkasını çok iyi değerlendirmemiz lazım. Elbette ki bu Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Bütün dünyayı da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Amerika'daki asıl problem sadece bir George Floyd meselesi değil veya bugün dünyadaki problem sadece korona meselesi değil. Bugün aslında yıllardır hatta asırlardır uygulanan kapitalist sistemin, kapitalizmin yansımalarını görüyoruz onun doğurmuş olduğu sonuçları şu anda görüyoruz. Aslında atalarımızın ifadeleriyle sözlerimize başlayalım. Bakın ne diyor atalarımız? Devleti yaşat ki millet yaşasın. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu olay veya George Floyd hadisesiyle beraber bardağı taşıran son damla olan bu olayla beraber gündeme gelen hadiseler aslında adaletsizliğin bir yansımasıdır. Niçin adaletsizlik? Çünkü kapitalist sistemin, kapitalizmin ana e, efendim temel unsurlarından bir tanesi aslında adaletsizliktir. Yola açtığı sebeplerden bir tanesi adaletsizliktir. Şimdi baktığımız zaman e, gelir adaletini sağlamayan, gelir adaletsizliğine yol açan, belirli bir gruba büyük imkanlar tanıyan, paranın ve kaynakların belirli ellerde toplanmasına sebep olan ama çoğunluğun, efendim milyonlarca insanın, milyarlarca insanın açlık ve sefaleti içerisinde yaşamasına sebep olan sistemin adıdır kapitalizm. Aslında kapitalizm eşitsizliktir, kapitalizm adaletsizliktir dersek yanlış olmaz. Şimdi baktığımız zaman aslında İmam Ali Efendimiz yıllar öncesinde, asırlar öncesinde bir gerçeği ifade etmiş ve demiş ki devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir dünyada, adaletin olmadığı bir devlette kaos, karmaşa, çatışma, savaşlar, iç savaşlar, her türlü efendim haksızlıklar aslında normal bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunları yok edecek olan sistemin adı aslında adalettir. Bunu ifade etmemiz lazım. Adalet mülkün temelidir diyor mahkeme duvarlarında yazan yazıda. ve Dolayısıyla mülkü, devleti, sahip olduklarımızı korumak istiyorsak adaleti korumakla mükellefiz. Bugün George Floyd hadisesiyle gündeme gelen olaylar 40 yıllık, 50 yıllık aslında neoliberalizmin yol açtığı sonuçlar. Şimdi bakıyoruz bu gerçekleri de ifade eden Amerika'da sosyologlar var bilim adamları var, bir takım yorumcular var. Bunlardan bir tanesi de Amerika'nın Santa Barbara kentinde bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde sosyoloji bölüm başkanı olarak görev yapan Profesör William Robinson. Robinson çok önemli açıklamalarda bulundu ve dedi ki korkarım bir iç savaşa gidiyoruz dedi. Şimdi bakın Robinson'un açıklamalarından bazı önemli noktaların altını çizmek istiyorum. Bir Amerikalı olarak gerçek şu ki faşizmin uçurumuna hiç bu kadar yakın olmadık diyor Robinson. Bir iç savaşa gitmekten korkuyorum. Bu kelimeyi hiç de kolaylıkla kullanmıyorum diyor. Covid-19 krizinin ABD'de milyonlarca kişiyi politik kayıtsızlıktan uyandırdığını söylüyor Robinson. Aslında Amerikan halkı çok rahat bir halk. Yani Amerikan halkı kolay kolay sokaklara çıkmıyor. Amerikan halkı rahatına düşkün, huzuruna düşkün. Dolayısıyla e, dün de efendim bir e, bilim adamının e, televizyon ekranında ifade ettiği gibi e, Amerikan halkı, rahatına düşkün olan Amerikan halkı eğer sokaklara çıkmaya başladıysa mutlaka önemli bir şey vardır diyor. Yani rahatsız olduğu, bardağı taşıran son damla olduğu gibi bir takım hadiseler vardır diyor bu bilim adamı. Şimdi bakıyoruz ki politik kayıtsızlıktan bahsediyor Robinson. Aslında Amerikan halkı siyasete de çok fazla müdahale etmiyor. Ya da siyasi konularda da çok fazla ilgilenmiyor. Dünyada ne olmuş, ülkede ne olmuş bunlar çok umurlarında değil. Ama demek ki bu insanların on binlercesi, yüz binlercesi, milyonlarcası her sokaklara döküldüyse yaşadıkları rahatsızlıklar sebebiyledir. Bunun göstergesi aslında bu. Robinson şunları ifade ediyor. İçler arasında radikalleşme var. Yeni bir dayanışma duygusu yaşanıyor. Adeta savaşın hatları çiziliyor. Toplumsal huzursuzluk belirginleşiyor. Dikkat ederseniz Robinson neden bahsediyor? Bir iç savaş hazırlığından bahsediyor. Bir çatışmadan bahsediyor. Aslında bu bugün mevzu değil Başta da ifade ettiğimiz gibi. Bakın 6 Ekim, 10 Ekim tarihleri arasında Amerika'da bir anket çalışması yapılıyor. Bu anket çalışmasını yapan da Amerika'nın en önemli enstitülerinden bir tanesi. Georgetown Siyaset ve Kamu Hizmeti Enstitüsü. Bakın binlerce Amerikalı vatandaşla bir araya gelerek onlara sorular yöneltiyor, anket yapıyor. Ve anketin sonucu şu, katılımcılara iç savaş ihtimali soruluyor ve katılımcıların %67'si Amerika'nın bir iç savaşın eşinde olduğunu söylüyor. 6-10 Ekim tarihlerinde, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılan bir anket çalışması. Demek ki bu olay sadece bir George Floyd mesesi değil. O dönemlerde korona da yoktu. Demek ki bu olay sadece bir korona meselesi de değil. Hatta Georgetown Enstitüsü bu anketin neticesinde de şu tür bir değerlendirme yapıyor. Ankette Amerikalıların büyük çoğunluğu ülke genelinde siyasi, etnik ve sınıf ayrılıklarının daha da derinleştiğini belirtiyor ve katılımcıların %90'ı ABD'li siyasetçileri kaba ve rencide edici olarak tanımlıyor ve onları siyasi arışmanın temel sebebi olarak görüyor. Bakın dikkat ederseniz yani Amerika'da birikmiş olan sorunlar var. Bardak dolmuş ve George Floyd hadisesi bardağı taşıran son damla olmuş. Aslında dünya genelinde kapitalist ülkelerde özellikle korona ile beraber hani koronanın örtüyü kaldırmasıyla beraber ortaya çıkan bir takım gerçekler var. Ama şunu unutmamak lazım ki bunların asıl sebebi korona da değil. Bakın ne diyor Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Fracher Diyor ki korona kapitalizmin tabutuna son çiviyi çaktı. Yani bu işin bir ilk çivisi var. Kapitalizm öldü diyor. Tabuta konuldu diyor. Bütün çivileri çakıldı diyor. Korona son çiviyi çaktı. Yani kapitalizmin meselesi, kapitalizmin kapitalist ülkelerin yaşadığı sorunlar korona ile beraber ortaya çıkmadı. Daha önceden de aslında bu meseleler vardı, bu problemler vardı, birikmişti. Korona aslında ne demiş oldu? Kral çıplak demiş oldu. Şimdi adaletten bahsettik. Eğer bir devlet, bir millet eğer yaşamak istiyorsa, hani devleti ebet müddet fikrinden bahsedilir, ideolojisinden bahsedilir, devletin paydar olması. Devletin ebedi olmasından bahsedilir. Bir devletin ebediliğini sağlayacak olan şey adalettir. Adalet yoksa devlet de kalmaz, millet de kalmaz. Şimdi eğer iç e, bütün mesele güçte ise e, tarihte hiçbir devlet e, Roma İmparatorluğu'ndan daha yaygın ve daha güçlü olmadı. Ama şu bir gerçekti, zulümle paydar olunmaz, adaletsizlikle paydar olunmaz. En de sonunda o ayrımcılıklar ortaya çıkar ve uygulanmış olan adaletsizlik, uygulanmış olan zulüm o devletlerin o zulüm yapan devletlerin yıkılmasına neden olur. O milletlerin dağılmasına neden olur. Tarihte bunların örneği çoktur. Amerika'da bunlardan bir tanesidir. Yani burada aslında adaletsizlikle ibretlik olacağımıza, adaletle örnek olmamız gerekiyor. İşte Müslüman Türk milletinin tarihinde adalet dolu, adaletin örnek olarak yaşatıldığı çok önemli dönemler vardır. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu duruştur o dönemde yaşanan anlayıştır. Şimdi baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk aslında neyi ortaya koyuyor? Cumhuriyeti kurarak, milletin iradesini hakim kılarak, milletin yönetimde söz sahibi olduğu, hiçbir bağımlılığın, dışa bağımlılığın olmadığı, hiçbir sınıfın üstün olmadığı, herkesin adil bir şekilde devlet yönetiminde söz sahibi olduğu bir sistemi, bir cumhuriyet rejimini ortaya koyuyor. Aslında Milletin iradesini hakim ne zaman kılıyor? Daha devleti kurmadan önce kuruyor. Devlet 1923'te kuruluyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milletin iradesi ne zaman hakim kılınıyor? 1920 yılında, 23 Nisan 1920 yılında ortaya konuluyor. Bakın Atatürk daha devleti kurmadan milli mücadeleyi, kurtuluş savaşı'nı milletin iradesiyle yönetiliyor, yönetiyor. Meclis de yönetiyor. İşte Atatürk'ün mantığı buydu. Ve şöyle bir ifadesi vardır Atatürk'ün. Öyle bir döneme geldi ki meşruiyet her şeyden önemlidir. Meşru olmayan ayakta kalamaz. Ve bugün de bu sistemin devam ettiğini görüyoruz. Bu anlayışın devam ettiğini görüyoruz. Bakın Amerika ne yaptı? E, demokrasi yok diyerek Irak'ı işgal etti. Demokrasi yok diyerek Libya'yı tarumar etti. Afganistan'ı perişan etti. Ama aslında şu an görüyoruz ki bu son yaşanan olaylarda aslında demokrasinin olmadığı yer Amerika'ymış. Demokrasinin olmadığı yer Batıymış. Bunları görüyoruz. Aslında Amerika kendi kullandığı silahla kendisini vurmuş oldu şu anda. Çünkü adaletsiz bir ülkenin demokrasinin olmadığı, milli iradenin hakim olmadığı ülkelerin ayakta kalabilmesi asla mümkün değil. İşte Mustafa Kemal Atatürk 1920 şartlarında bu gerçekleri gördü ve bu temel üzerine bunu bina etti. Şimdi toparlayacak olursak şunu ifade edelim. Bugün meşru olmak önemli, bugün demokratik olmak önemli, bugün insan haklarına, Bugün adalete önem vermek önemli. Yani bu, bunların altını çizmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk bunların temellerini attı. Bunları bugün bizlerin taçlandırması lazım, sistemleştirmemiz lazım. İşte bugün baktığımız zaman bunları sistemleştiren, bunları bir model haline dönüştüren, bir tez haline dönüştüren içimizden bir insan çıktı. Prof. Doktor Haydar Başbey, milli ekonomi modeliyle beraber ekonomide adaleti ortaya koydu. Sosyal devlet, milli devlet teziyle beraber de bir devletin nasıl adaletli olabileceğinin formüllerini ortaya koydu, yol haritasını önümüze koydu. İşte bizler de eğer bugün diğer ülkelerin kaderini yaşamak istemiyorsak, Türkiye olarak, dünya ülkeleri olarak yapmamız gereken şey budur. Adaletin modelini, adaletin devlet modeli olan milli devlet modelini bizler hayata geçirelim ki, bugün ibretlik olan ülkelerin yaşadığı kaderi yaşamayalım diyorum efendim.